Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz taşımının hissedilmesinin bugün ve yarın Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklediği belirtildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Berat Çolak, bu açıklamanın üzerinde toz taşımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulundu. Uzman Doktor Çolak, toz taşımı 6 ile 12 yaş aralığındaki çocuklarda solunum yolu hastalığına neden olduğunu ifade etti. Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan toz fırtınası ilimiz Diyarbakır ve çevre illerde çok yoğun olarak bugünlerde hissedilecek. Bununla ilgili özellikle 6-12 yaş arası çocuklarımızın ve ailelerimizin daha dikkatli olması gerekecek. Özellikle çocuklarımıza akciğer gelişimi tam olarak gelişmediğinden bu hastalarımızda öksürük, hırıltılı solunum sıkıntısı gibi şikayetlerle acile başvurusu sayısı artmakta. Bununla ilgili özellikle bugünlerde çocuklarımızın gerekmedikçe dışarı çıkmaması gerekecek. Onun dışında evde ise HEPA filtreli hava temizleyicimiz varsa onu kullanabiliriz. Dışarı çıkması gerektiğinde ise maske takarak çıkabilirler. Bu süreçte anne adaylarımızın da dikkatli olması gerekecek. Özellikle bu tozların yoğun olduğu süreçte çıkmamaları gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalarda anne adaylarının, gebelerimizin gebelik hipertansiyonu ile ilgili kum fırtınasının, toz fırtınasının ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmişti. Bu süreçlerde gebelik hipertansiyonu şikayetiyle acile başvuru sayısını da arttı. Yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Özellikle çocuklar ve gebeler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu süreç içerisinde dışarı çıktıklarında kesinlikle maskelerini takması gerekmekte. Çünkü bu süreçte dışarıdaki havadaki mikrop sayısı normal günlere göre 4 kat daha fazla arttığında bununla ilgili solunum şikayetleri artabilir. O yüzden vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerek.